Ben oradan dallamalık yapıyorum, bu da dallamalık yapıyor. Dümenden bir Dümen TV adı altında sokakta euro, dolar, İngiliz sterlini, leva, bütün para birimlerini değerlendiriyoruz bugün. Leva bulgarları zaten ülkeyi satın alıyor şu an. Ne kadar komik ya. Abi doların 11 ve euronun 12 olması hakkındaki görüşlerini alabilir miyim? Yani bir felaket. Bunun devamı da gelecek gibi gözüküyor. Evet. Uygulanan ekonomik politikaların bir sonucu. Bütün hayatın kademelerine yansıyacak diye düşünüyorum. Fiyat artışı olarak, pahalılık olarak yansıyacak diye düşünüyorum. Doğru, evet. Ki başladı benzin, mazot, artı ithal malların, girdilerin fiyatları. Girişimci nasıl ham madde yarı mamul alacak, dolarla alacak. Dolarla aldığını da ona göre pahalı yapacak, üretecek, satacak. Bu bir böyle bir paradoks. Sizin görüşünüz ne? Ben de katılıyorum dayıma. Katılıyor musunuz? Kesinlikle doğru söylüyor. Dayım yalnız Kocaeli sporlusun gibi geldi. Bana bence biraz taraf diyorsun dayı. Yok ya, bunu bedavadan aldım ya. Öyle mi? Hediye ettiler. Yoksa emekliyim ben, bu kadar o 80 lira veremem ya 90. Öyle mi? Tabii öyle abi. Yani güzel bir şey takmak ama çok da yüksek fiyat koyuyorlar. Aslında aidiyet olarak, destek olarak güzel ama bir kardeşimiz bunu bize şey, bana hediye etti. Siz hangi kanalsınız? Dümen TV. Dümen TV. Evet, Dümen TV. Olsun. Hani başlayın, alışın. Çok güzel bir şey. Dümen TV. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Doların 11 TL ve Euro'nun 12 TL olması hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? Büyük bir sessizlik. Bir yorumumuz yok yani burada. Bunun cevabını her insan içeriye dönüp kendine sorduğunda alabilir diye düşünüyorum. Sizce beyefendi? Abi büyük bir zam var ortalıkta. Büyük bir zam. Büyük bir dallamalık dönüyor yani şu anda. Evet. Büyük, çok büyük. Haksız mıyım efendim? Seni bu kadar sinirlendiriyorsa doğrudur. Evet. Dayıcım bir soru sorabilir miyim? Dayıcım bu ülkenin durumunu nasıl görüyorsun? Perişan. Başka soru istemiyorum. İstemiyorum. Öyle mi? Tamam, teşekkür ederim. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Bir soru sorabilir miyiz? Buyur, sorur. Abi ülkenin durumunu nasıl görüyorsunuz? Dolar, euro? Ben Azerbaycanlıyım kardeşim, ben bilmiyorum. Tamam, nasıl abi yani? Türkiye'nin durumunu? İyi değil ama. İyi sen değil de mi Azerbaycan? Bak Azerbaycan'dan gelip seni sikerim. Evet. Abi bu ülkenin durumunu nasıl görüyorsun? Bu ülkenin durumu elhamdülillah. Çok iyi görüyorum. İyi görüyorsun. Evet. Evet abi. Ama nedir? İşte spekülatörler dediklerimiz kişiler var. Evet. Bunlar da işin canını okuyor. Hı hı. Gençlerimizi PlayStation'la, araba markasıyla, iPhone'la kandırıyorlar. Yalan mı? Doğru, haklısın abi. Gençlerimizin şimdi tek istedikleri şey ne? iPhone. Telefon modelim yüksek olsun. İstediğim arabayı alayım. Evet. Bu, PlayStation'ımı alayım. Evet. Bunun ötesinde gençlerin görüşlerini genel bağlamda hep daralttılar. Doğru. Nasılsınız öncelikle? Ya abi Allah'ına öyle yorgunum kal. Ben konuşacak hadi. Ya bir dakika. Bak konuşmazsak harbi kalbim kırılır. Şurada vallahi bak ben işten geliyorum. Bırak ben gideyim vallahi. Tamam. Hadi görüşürüz. Bir iki soru sorabilir miyim? Buyur kardeşim. Abim ülkenin durumunu nasıl görüyorsun? Dolar, euro vesaire. Arkadaşlar söylemeye gerek var mı? Haberleri seyretmiyor musunuz? Berbat ya. Öyle mi diyorsun abi? Helal hocam tabii ya. Tamam hadi. Teşekkür bakalım ederim. Hadi. Ülkenin durumunu nasıl görüyorsun abi? Ülkenin durumu karışık. Karışık mı diyorsun? Aynen. Görüyorsun ekonomik sıkıntıları, her gün zamları, şeyler. Dolar hakkındaki görüşlerini alayım. Dolar. 11 olmuş en son galiba dolar. Yani dolar herhalde bu gidiş, hatta düşüremezler gibi gidiyor. Düşeremez. Abi düşer öyle deme, gözünü seveyim ya. Abi ülkenin durumu sen var ya, yanıyor abi ülke ya. Görmüyor musun? Yanıyor. Akşam mazota, benzine, şeye zamları. Abi yok öyle bir şey, onlar hep Amerikan'ın oyunu ya. Abi sen nereden çıkardın gözünü? Vallahi bilmiyorum da iç açıcı değil ekonomik. Abi adamsın. Vallahi bak bu işi öyle yapamazsa yarın sizi yine alacağım, esir alacağım hepiniz aynı ekip. Haberiniz olsun, sikerim. Ben yarın antrenman. Bak sikerim antrenmanını, bak bu iş bugün olacak. Allah'ım ya. Bu iş bu. Abi 10 dakika 12 dakika benim YouTube kanalına sağlam editli bir şey çıkması lazım böyle. Milletin böyle izleyip de böyle oha falan Atakan adamsın demesi lazım. Atakan adamsın ya. Abi merhabalar. Abim Zamana Karşı filmindeki gibi yani. Time'la yarışıyor. Adam şu o giden dayı favorim ya. Şöyle yaptı da. Zamana Karşı yani. Neydi o film? O filmin adı neydi ya? Hani şeyde saate bakıp da koşuyorlar yaşıyorlar falan. Dayım. Aynen. Soru soracağız mı?
Evet merhaba, bir röportaj yapabilir miyiz? Ya yapabilirsin kardeşim. Adam bulamıyorum şurada iki tane. Geldim bana. Ekonomi hiç iyi değil. Ama yine umudumuz var diyelim. Hocam her olur mu, ekonomi iyi değil. Bakar mısınız şimdi buralara? Çok ciddi sıkıntılarımız var. Umarım hallolur. Ama çok uzun bir süreç gerekiyor bunun için. Evet. Ciddi, yani çok ciddi atılımlar yapılması gerekiyor. Umudumuz gençlikte. Umarım gitmezsiniz. En azından siz gitmeyin. Topraklarınızı bırakmayın. Sonuna kadar. Umarım böyle olur ama dediğim gibi sıkıntılı günler kapıda, daha başlarındayız maalesef ki. Evet, daha da kötüye gidecek. Daha da kötüye gidecek, evet maalesef ki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi bir röportaj yapabilir. Çok hızlıyım. Bir röportaj yapabilir miyiz? Teşekkürler, sağ olun. Adam çok cool dedi ama. Şu. Teşekkürler ya. Yani. Bize ekonomi nasıl gidiyor? Vallahi ekonomi çok kötü gidiyor. Nasıl gidecek? Çok kötü diyorsun. Alım gücü düştü tabii ki. Her şey çok kötü. Peki yılbaşından sonra dolar düzelecek diyorlar. Sizce dolar düşer mi? Vallahi asparagas, bilmiyorum artık. Her geçen gün artıya düşecek diye bir şey söylüyor mu? Çok teşekkürler. Kolay gelsin.